İsrail 5 Haziran 1967'de komşu ülkelere açtığı savaşla 6 gün içinde tam tamına toprağını 3'e katladı. 6 gün savaşları olarak adlandırılan bu savaşta İsrail savunma güçleri Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 27 Haziran 1967'de İsrail Doğu Kudüs üzerindeki yönetim gücünü arttırdı ve Kudüs Belediyesi'ni de kendi topraklarına dahil etti. 1980 yılında İsrail Kudüs Kanunu'nu geçirdi ve bu kanuna göre Kudüs, İsrail'in bölünmez başkenti olarak ilan edildi. Peki İsrail başkenti olarak Kudüs'ü dünya kamuoyunun gözü önünde tüm dünyaya kabul ettirebilir mi? Hadi hep birlikte izleyelim. Kudüs, üç dinin mabedi olan İslam inancına göre ise Peygamberimizin miraca yükseldiği yer olarak bilinen Selahaddin Eyyubi zamanında fethedilen bu kutsal topraklar, 5 Haziran-11 Haziran arası yapılan 6 gün savaşlarında doğu kısmını İsrail ele geçirdi. Başta Müslüman alemi olmak üzere İran ve Libya'da dönemin başkanı Kaddafi, bu olayın savaşla çözüleceğini, mahkemeden sonuç beklenenin yanlış olduğunu savundu. Ama İsrail derin devleti lobi faaliyetleri bu davaların sonuçlanmasına fırsat vermeyi kendi meşrutiyetini dünya devletlerine kabul ettirdi. 6 Ocak 2017 tarihinde bir haberle bu olay farklı bir yere doğru geldi. Haberde ABD'nin 70 yıllık dış politikasından dönen ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ifade etti. Kararın açıklanmasının ardından Filistinliler bu sabah Gazze'de gösterilere başladı. Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Trump, tüm dünyanın karşı çıktığı adımı Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi ifadesiyle duyurdu. Trump'ın bu açıklamalarına Müslüman dünyasından çok sert tepkiler verildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın kararıyla Orta Doğu barış aracısı olarak güvenini yerle bir ettiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan konuşmasında Mahmud Abbas, "Bu son derece karmaşık çatışmayı daha da zorlu hale getirecektir. Bu kararı tanımıyoruz, kınıyoruz, reddediyoruz." dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise kararı "bu tarihi bir gün" diye nitelendirdi. Görünen o ki Trump seçildikten sonra bir türlü sağlayamadığı otoriteyi İsrail derin devletiyle anlaşarak sağlamaya çalışıyor. Çok açık ortada, bunun nedenlerini geniş zamanda zaten yaşayarak göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun Kudüs bizim için vazgeçilmezdir. Ve bir çift söz ile de İsrail'e başkent yapılacak kadar kolay görmek kahrediyor. Sizler de görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Videomuzu beğendiyseniz videonun altındaki butondan beğenebilir, abone olarak da bize destek çıkabilirsiniz. İnsanlığın ilkileri.